Değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bugün size aslında birçoğumuzun bildiği fakat bazılarımızın da ya da yeni başlayan arkadaşlarımızın da ilgi duyabileceği bir konuyla karşınızdayım. Bugün size anlatmak istediğim şeyler arkadaşlar, Amazon'da satış yaparken ya da ürün araştırırken ya da bu işi yaparken öyle söyleyeyim, çeşitli iş kollarında, private label olabilir, dropshipping olabilir ya da arbitraj olabilir, wholesale. Yani hangi iş modelini yapıyorsanız yapın. Bu iş modellerini yaparken kullanacağımız bazı programlar, bazı tool'lar var arkadaşlar. Chrome extension'lar da var vesaire. Ben bugün bunları aslında biraz size anlatmak istiyorum. Kısa kısa bahsedeceğim programlardan. Ben size sadece ne olduğunu ve aslında ne işe yaradıklarını anlatacağım. Siz hangisi işinize yararsa ya da hangisinin işinize yarayacağını düşünüyorsanız girip detaylı bilgi edinebilirsiniz. Daha doğrusu şunu da söyleyeyim tabii. Eğer bu videoda olmayan çeşitli programlar varsa kullandığınız ve faydalı olduğunu düşündüğünüz lütfen yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımız da görmüş olur. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. İlk göstermek istediğim program arkadaşlar Inventory Lab programı. Inventory Lab programı arkadaşlar kendi içerisinde birkaç ayrı tool'u da var içerisinde. Aslında temel anlamda ne işe yarıyor? Inventory Management'a yarıyor. Yani sizin kendi envanterinizi manage etmenize, örnek veriyorum işte kaç tane ürününüz var vesaire, ne kadar satıldı, ne oldu, raporlar vesaire, bütün hepsini görmenize, hatta muhasebesel bazı kısımları da var burada, onlara da bakabilirsiniz. Yani arbitrajda yine sourcing, ürün arama vesaire değişik yardımcı tool'ları da var bu programın. Hani güzel tarafı da şu arkadaşlar, kullanmak istediğiniz zaman bakın şurada free trial'a bastığınızda 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. 30 gün sonunda eğer memnun kalmadıysanız direkt iptal edip şey yapabiliyorsunuz. Tabii bu 30 gün içerisinde yaptığınız işlemler vesaire orada tecrübe ediniyorsunuz. Sonunda istemiyorsanız zaten sizi şey yapıyor. Bu noktada hani bir ücret kesimi vesaire de olmuyor. Faydalı bir program, tavsiye ediyorum. Şimdi bu programın altında başka bir program daha var arkadaşlar. Şöyle kısaca buraları en azından göstereyim. Bu programın altında arkadaşlar Spotify diye bir program daha var. Yani bunu satın aldığınızda ya da deneme sürümünü aldığınızda en azından Spotify diye bir program var arkadaşlar. Bu tool'da örnek veriyorum barkod gibi herhangi bir markete bir yere gittiğinizde okuttuğunuzda size bunun Amazon'da kaça satıldığını vesairesini bir eserini birçok bilgisini veren bir program. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii baştan şunu söylemekte fayda var. Bu rakamlar birazdan bununla ilgili konuşacağım video sonunda ama bazı rakamlar size yüksek gelebilir. Ama size sağladığı kolaylıklar ve belki kazanmanızı sağladığı ekstra paralardan dolayı da aslında çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Yeni başlayan bazı arkadaşlar bazı programlara dolayısıyla bu noktada yaklaşabilir. En azından bunlara dikkat edelim. Ben de bunu belirtmiş olayım. İkinci olarak belirtmek istediğim yine aslında inventörlerden çok uzak olmayan hani temel olarak aynı Sellerboard programı, Inventory Manager programı arkadaşlar bu. Yine inventory management mantığında ilerliyor. Tabii bunda bazı ekstra özellikler de var. Mesela PPC optimization şeyi de var. Burada mesela bakın bunların hepsini işte refund and lost inventory'yi gösteriyor vesaire vesaire. Ücret olarak da hepsinde mesela pricing'i burada tıklayıp bakabilirsiniz. Yine inventory lab'de de pricing'i. Genelde bu programların hep böyle pricing diye bir sekmesi olacak. Bunları da göstereceğim. Şey yapabilirsiniz. Burada demo account'ta arkadaşlar tıkladığınızda açılan sayfada burada mesela sanki sizin İşte dashboard'unuz, sizin Seller Central'daki yerin şeyinize bağlıyorsunuz tabii bunları. Bütün böyle günlük olarak bütün detayları size gösteriyor. Siz de ürünlerinizle ilgili çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bununla ilgili bu demoyu incelersiniz, bu programlarla ilgili. Eğer demoyu beğenirseniz zaten ondan sonra free trial'ını deneyebilirsiniz. Yine bakın burada da demoya falan bakmayla ilgili şey var. Burada da yine bir aylık free trial var. Credit card required'ı da istemiyor hatta bu. Öyle güzel bir tarafı var. Devam edelim. Bu programı da gösterdikten sonra. Üçüncü olarak aslında biraz böyle karışık gitmeyi planlıyorum. Çünkü sadece şey olsun istemiyorum. İşte örnek veriyorum. Private Label ile ilgili olan kısımlar sadece şurayı izlesinden ziyade. Çünkü diğer noktalarda da bazen çok farklı noktalarda işinize yarayacak bazı çok duyulmamış programlar da, extensionlar da göstereceğim. Mesela onlardan bir tanesi Online Seller Add-on arkadaşlar. Burada hemen bir ürün üstünde göstereyim size. Bir saniye. Evet. Mesela böyle bir ürüne bakıyorsunuz. Şurada bu extension'ı kurduğunuzda arkadaşlar Count Stack diye tıkladığınızda şu add-on
diye yazan yerde bu extension açılıyor ve size bu ürünü kaç kişinin sattığını, ne kadardan sattığını, işte kaçı FBA, MFBA vesaire, bakın burada hepsini falan veriyor. Yine stok sayıları yine aynı şekilde. Bu noktada bazı arkadaşlarımız özellikle arbitrajda bildiğiniz üzere manuel 999 diye tabir edilen manuel stok takibi yapma durumunda kalıyorlar. Burada şöyle bir güzellik var. Kopi dediğinizde şuradaki bütün hepsini kopyalıyor ve sizin için çok pardon, istediğiniz bir yere yapıştırabiliyorsunuz ya da export yaptığınızda direkt bu şeyi bu rakamları diyeyim direkt olarak export yapabiliyorsunuz. Ya alabiliyorsunuz kendi bilgisayarınıza. Bu ücretsiz bir extension arkadaşlar. Bence güzel bir extension. Eğer işinize yarayacağını düşünüyorsanız yükleyin, deneyin. Onlara göre yani denedikten sonra zaten beğenmezsiniz de kaldırırsınız. Dördüncü olarak göstermek istediğim, bunu kapatalım. Birçoğumuzun bildiği birkaç taneyi göstereceğim şimdi. Kipa arkadaşlar. Kipa'nın ne işe yaradığını aslında birçoğumuz biliyoruz. Bildiğiniz üzere Kipa bize geçmiş satış rakamları olsun, işte sales rank ya da kaç satıcı varmış eskiden vesaire birçok detay veriyor. Bununla ilgili de size söyleyebileceğim benim daha önce çektiğim bir video vardı. Detaylı ürün analizi nasıl yapılır? Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Çünkü bu videoda hem Kipa ile ilgili hem diğer programlarla ilgili çok detay bilgi veriyoruz. Bu noktada Kipa'yı kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten benim de çok beğendiğim, sevdiğim bir program. Bilginiz olsun. Göstermek istediğim 5. program Jungle Scout ve Helium 10. İkisini beraber söyleyelim. Jungle Scout ve Helium 10 arkadaşlar bildiğiniz üzere birçoğunuz biliyor bu iki programı zaten. Bunlar şurada yine bir ürün üstünde gösterelim. Bir ürünle ilgili işte kaç adet satılmış, why vesaire vesaire ya da mesela böyle listeleme olarak yaptığınızda işte filtreleyip buradaki ürünleri araştırmayla ilgili bazı detaylar veriyor size. Hatta yine Helium 10'de bizim yine YouTube kanalında göstereceğim üzere burada varyasyonlu ürünlerin ortalama satış sayılarını bulmak ya da nasıl bulabiliriz gibi noktasında burada Helium 10'in extension'ında buna da bakabilirsiniz. Burada Helium 10'e tıkladığınızda o size gösteriyor. Yani bu videoyu izleyerek ona da nasıl bakacağınızı görebilirsiniz. Tabii bunun dışında ben bu ikisini koydum. Çünkü ben genelde Keepa Jungle Scout Helium 10 kullanıyorum. Fakat biliyorum ki bazı arkadaşlarımız da Viral Launch ve Seller Sprite de kullanıyor. Dolayısıyla o iki program da aslında burada olabilirdi. Sadece onlarda hatta başka farklı özellikler de var. Onları da ben burada söylemiş olayım. Yine söylüyorum. Seller Sprite ve Viral Launch da burada olabilirdi. Ben ama bunları kullandığım için bunu koydum. Bir sonraki size göstereceğim arkadaşlar program diyeyim ya da tool diyeyim. Beacool. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Bu tamamıyla siz örnek veriyorum artık Seller Central'da arbitraj yapıyorsunuz ya da 50 tane ürüne ulaştınız. 50 ürünü her gün girip tek tek şey kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani işte repricing. Ürünlerin diğer rakipleriniz kaça satıyor, siz nasıl yapıyorsunuz vesaire ürünleri biliyorsunuz. İşte sattığınız ürünlerin fiyatlarını alçaltıyorsunuz, azaltıyorsunuz, kimine göre indiriyorsunuz, kimisi işte şeyi yapıyor. Hani işte örnek veriyorum. Hatta şuradan örnek verelim. Diyelim bu ürünün bakın işte 12 satıcı diyor vesaire. Bu ürünü 5 kişi satıyoruz. Mesela şu an kaç paradan satılıyor? 20-50 birden. Diyelim ben bunu bundan Buybox bu arkadaşta diyelim. X arkadaşta. Ben bunu mesela 23'e satıyorum. Benden önde bir arkadaş var. Mesela 20-50 lira satıyor. Benden sonra biri daha var vesaire. Şimdi bunun stoğu bittiğinde dolayısıyla benden sonraki arkadaş 25 dolarsa benim bir daha girip onu aslında 25'e çekmem gerekiyor. Ama 23'ten satmamak için. 23'te satıyordum ya. Bu program arkadaşlar Beacool. Siz belirli şeyler yapıyorsunuz. Kendi otomatik yukarı aşağı rakamları çekebiliyor. Bu noktada da aslında siz gece uyurken ya da o gün bilgisayar başında çok oturamadıysanız her gün tek tek bir de ürün sayınız da fazlaysa tek tek bu değişmeleri yapamayacağınız için sizin yerinize çok güzel yapıyor. Şimdi mesela yine bakın burada pricing kısmı var. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam yani bu programlar işte 50 dolar 100 dolar bandında bir aylık ücretleri var. Yıllık olduğu zaman da 90 dolar oluyor. Şimdi bu konuda hani bir netlik getirelim. Bakın 50 ürününüz varsa 40-50 ürününüz var ya da 100'e yakın ürününüz var. Arbitraj yapıyorsunuz ve şey yapmanız gerekiyor. Sürekli bu ürünü
Yani rakamları günde en az 3-4 defa en azından oynamanız gerekiyor. İyi bir şey olacaksa. Yani iyi bir rekabet oluşturabilmeniz için. Şimdi bu program size bunu aslında belki günde 1'e düşürüyor. Bu anlamda hatta şöyle söyleyeyim. Düşük satma, mesela diyelim gece oldu. Siz uyuyorsunuz. Orada hala sabah. Kanada'da diyelim, Amerika'da ya da Meksika'da. Şimdi rakamın bir 3-4 dolar yükseltseniz aslında hala satacaksınız. Bu program bunu da yapıyor. Ama siz uyuyor olduğunuz için onu yapmadınız ve işte sabah oldu vesaire. Dolayısıyla bu 90 dolarlar, 100 dolarları bence bu program kendisi çıkarıyor aslında. Ama tabii şimdi bazı arkadaşlarımız da yeni başlayan arkadaşlar için özellikle ürün sayısı fazla olmayan arkadaşlar tercih etmeyebilir. Bunu da kısaca anlatmış oldum. Bir sonraki program arkadaşlar AMZ Analyzer Tools. Yine benim kanalımda toptancınızdan gelen listeyi dakikalar içerisinde analiz etmek diye bir program, bir video var. Bu video 9 dakikalık bir videoymuş. Bakabilirsiniz. AMZ Analyzer Tools şunu yapar arkadaşlar. Toptancınız size 5000 tane ürün olan bir liste gönderdi. Bu listeyi hemen 2 dakikada size analiz eder ve analiz sonucunda hangi ürünlerin karlı olup olmadığını çıkarır. Nasıl çalışacağını bu programında görmek isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Yine bununla aynı işlemi gören Scan Power diye bir program var. Bu Scan Power arkadaşlar Analyzer Tools'a göre bir tık daha pahalıdır. Ama ikisinin de mantığı aynıdır. Aynı işler. Bunlar da böyle. Bunları da hızlı hızlı en azından ne işe yaradığını anlatmış olalım. Bundan sonra arkadaşlar Celeweb diye bir yine program var, tool var. Öyle ifade edelim. Bu biraz daha arkadaşlar private label'cı arkadaşlar için. Private label'cı arkadaşlar bu Celeweb'i inceleyebilir. Burada mesela listing optimization, işte PPC optimization'ları var, keyword analytics vesaire gibi detaylı var. Bu biraz daha private label'a yoğunlaşmış bir program diyebiliriz. 7 gün yine free trial'ı var. Onun dışında bakın free tool'ları var bu Celeweb'in. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Bir bakın ne olduğunu kısaca göreceksiniz. Şimdi çok kısa şeyden bir en azından bahsedelim. Dropshipping yapan arkadaşlar bildiğiniz üzere en azından bizim de hani Türk arkadaşlarımızın yaptığı birkaç yer var. Seller Running var arkadaşlar kullandıkları. Buna inceleyebilirsiniz. Kendileriyle görüşebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Palstock var. Yine dropshippingçi arkadaşların kullandıkları. Ve OneAmazon var. İşte burada bunu da inceleyin. Bu üç program genelde dropshippingçi arkadaşlar kullanıyor. Onlar en azından size bu noktada referans olabilirler. Ve bu noktada da kendilerinden bilgi alabilirsiniz. Easy Inventory vardı eskiden fakat şu an artık hani eski arkadaşlar kullanıyor onu. Şeyi çok yok diyebilirim. Bir sonraki arkadaşlar göstermek istediğim şey fake spot diye bir şey. Bu da hatta yine ürün üstünde göstereyim. Bu da arkadaşlar size bu yorumların, review'ların vesaire yıldızların ne kadar doğru olup olmadığını gösteriyor. Burada işte B vermiş. Bakın analyze ettiğimizde mesela öyle bir ürün göreceksiniz ki bu DE kırmızı oluyor burası. Diyor ki ya burada çok diyor örnek veriyorum sahte yorum var. Bu program bunu anlıyor ve size aslında ürün analizi yaparken direkt buradan işte A, B, C, D gibi sınıflandırmalar koymuş kendine. Orada size şeyi gösteriyor. Bu noktada dediğim gibi free bir Chrome extension'ı var. Bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında burada ekleyeceğimiz bir şey var mı? Çok bir şey yok. Bu da böyle bir program. Onun dışında son iki tane daha böyle hızlıca bir şey göstermiş olayım. Şimdi şuradan başlayalım. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle bir program vardı. Amazon Suggesting Expander. Evet. Arkadaşlar şöyle bir extension daha var. Bu extension neye yarıyor? Ben bunu hemen sadece göstermek için kurdum. Şimdi siz bir kategoriyle bir ürün arattığınızda bakın kategoriyle şöyle bir ürün aratalım. Ana sayfaya dönelim. Burada diyelim baby bir şey yazacağız. Ne yazalım? Baby diaper yazalım. Şimdi burada bakın yazdığınızda burada kategorik olarak size şunları gösteriyor. Bakın kırmızılar son bir hafta 10 günde daha az aranan bir sıra düşen ya da işte az daha bir önceki haftaya göre daha az arananlar oluyor. Burada yeşil olanlar daha fazla aranan kategoriler ya da ürünler oluyor diyeyim. Burada bu size neyi sağlar? Şunu sağlar arkadaşlar. Hani
bir kategori seçeceksiniz kendinize. En azından buradaki yeşilin çok olması sizi bu noktada bu mesela bir mevsimsel bir ürün olduğunu düşünelim. Diyelim sonbahara giriyoruz ve bu mevsimsel ürünlerle ilgili buraya bir arama bir şeyi yazdığınızda doğal olarak bu ürünler size buradaki yeşilin çokluğu size evet burada ürün araştırabilirsin. Sanki burada ürün bulursan satma ihtimalin daha yüksek diyebilir diyelim. Son olarak göstermek istediğim bir ücretsiz extension daha var. O da şu. Bu size neyi gösteriyor arkadaşlar? Ürünlerle ilgili. Şimdi Jungle Scout'ta bu özellik var. Ama Jungle Scout'u biliyorum şöyle bir problem var. Ortak kullanan arkadaşlar her seferinde giriş çıkış yaptığında bu üstte gösterdiği bilgileri için her seferinde giriş yapmaları gerekiyor. Şimdi bu program, bu ücretsiz extension kategori olarak arattığınızda bir kere kategoriyle ilgili şöyle genel bilgi veriyor yukarıda size. Mesela ben kamera yazdım. Aşağıda da size böyle bu ürünle ilgili mesela bazen istiyorsunuz ki ya hiç içine girmeden işte burada bazı bilgileri şey yapabiliyoruz. Burada bakın hani veriyor. Buradan alabiliriz. Burada işte ASIN var. Bazı size bilgileri var vesaire. BSR var. Bakın yine burada. Hani bunlarla ilgili yine söylüyorum. Jungle Scout aslında ortak kullanım olmasa tek kullansanız burada çıkıyor. Buna gerek kalmaz ama öyle kullanan arkadaşlar için de bu işe yarayabilir diyeyim ve genel olarak benim en azından çevremde görmüş olduğum, kullandığım ya da tavsiye ettiğim bazı programlar, tool'lar bunlar. Muhtemeldir şu an aklıma da gelmemiş olabilir. Unuttuğum bazı şeyler olabilir. Lütfen yorumlara yazın. Siz de en azından diğer arkadaşlarımızın görmesi için faydalı olması açısından şey yapalım, paylaşalım. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere tekrar.